Herkese selam arkadaşlar. Yine ben ve yine aynı yerdeyim. Evet. Şimdi dördüncü partideyiz arkadaşlar. Burada da adın frekansını anlatacağım. Zaten frekans dediğimden belki anlamışsınızdır. Arkadaşlar belirli bir süredeki adım sayısı demektir bu. Yani örnek veriyorum 30 metre giderken 10 adım da atıyor olabilirsiniz. 6 adım da atıyor olabilirsiniz. Şimdi 10 adım atmak iyi mi, 6 adım atmak kötü mü diye sorarsanız İşte burada işin içine sürat geliyor. Şimdi siz 10 adımda çok minik minik adım atıyorsunuzdur ve çok hızlı da olabilirsiniz. 6 adımda çok itişli adım atarak daha hızlı da olabilirsiniz, daha yavaş da olabilirsiniz. Ama olabildiğince itişli ve hızlı adım atmanız gerekiyor sürat koşullarında. Bu da nasıl olacak? Arkadaşlar genellikle koordinasyon çalışmalarında adım frekansını, yani belli bir saniye aralığındaki adım sayısını genellikle koordinasyon çalışmalarıyla arttırabilirsiniz. Örnek veriyorum, koşarak ip atlayabilirsiniz olduğunuz yerde ya da antrenman merdivenini kullanabilirsiniz. Yere uzatın abi 3-4 metrelik antrenman merdiveni. Orada bazı merdiven egzersizleri var, koordinasyon çalışmaları. İşte o koordinasyon çalışmalarını yapabildiğiniz kadar hızlı yapmaya çalışın. Ya da böyle 10 saniyelik sprintler deneyin, 5 saniyelik sprintler deneyin. Ama bu olduğunuz yerde sadece adım. Ellerinizi duvara dayayın ve 5 saniye, 10 saniye maksimum böyle diz çekmeye çalışın vesaire. Adım frekansınızı arttırmanın en önemli yolu işte dediğim gibi koordinasyon çalışmaları. İp atlayın, bol bol ip. Bunlarla ilgili zaten hep antrenman videoları atacağım. Yani bu partlarla ilgili hep antrenmanlar ve egzersizler sizlere atacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdi yokuş aşağı koşmak da adım frekansınızı arttıracak bir şey ama yokuş aşağında kastım böyle deli gibi aşağıya doğru inmek değil, patara kütere aşağıya inmek değil, çok büyük sakatlıklar yaşayabilirsiniz. Yani genelde bunun kıyaslaması 3-7 derece ama yani bu nasıl bir şey? Mesela bisikletle böyle durduğunuz zaman kendi ayaklarınızı yerden kestiğinizde böyle yavaş yavaş gidecek bir yokuş düşünün. Yani böyle çok minik bir eğimi olan yokuşta yokuş aşağıya koşular sizin adım frekansınız, yani belirli süredeki adım hızınızı artıracak. Çünkü otomatik olarak vücut öne gidiyor. Ve öne gidiş sizin adım sayınızı hızlandıracak.